Anne. Alo. Anneciğim çoy. Ne yapalım? Can etti sıra. Baş, 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 Ne an anda ayran ağır merak ne ek baş mez baş hiç ben ay. Anne başka çiğ hiç tüne. Başka bir şey de sağlık düştük tüne. Beriya mı kiri ya na? E hadi. Beriya mı kir? Çoğamaz tüm bir her dakika duyan. Ya? Hadi daha yardım çiğ de bak. Hadi de tüm bir amına kadar başlayın. Anne. Tüm bir amına. Bak bir yazar o ki bana kadar. Çoğamaz. Çoğamaz. Beriya mı kir? Biramero dre. No, ne tırs çiçek tüne baş erçi baş. Allah sitar eder hayyaş tabi yazır. Rıca dış gün gece maçtıkım. Yok med peşi falan şu kadar ne yapar ki yok med peşi. Tamam anne. Ben olayım. Tamam anneciğim. Er ya anneciğim. Tamam anneciğim. Tamam kurbacım. Hadi Allah yardım. Hadi destete maçı dıkın. Katrete. Sersere serçava anneciğim. Katrete anneciğim. ...2014 zaten Rojava'da, Kobani'de çok ciddi savaşların olduğu... ...2015 işte Sur, Diyarbakır'da bir savaş yaşandı, şehir yerle bir oldu. Yani bir bütün olarak zaten çok ciddi bir kaosun, tedirginliğin aslında olduğu bir dönemdi. Yani bir günde tutuklanmadılar, adım adım örüldü aslında o süreç. 12 Eylül Diyarbakır zindanından... zihnen ve politik olarak güçlü bir şekilde çıkmış olmasına rağmen işte 35 sene sonra, 40 sene sonra yeniden Diyarbakır'da ilk kadın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesi politik olarak bir cevaptı. İlk tutuklanan kişi 25 Ekim'de gözaltına alınan kişi milletvekillerinden de önce bu da ilk cevaptı aslında. Ve korkunç bir polis ablukası vardı. Binlerce polis vardı belki de adliyenin etrafında, içinde, dışında, her yerde. Ve işte gece yarısına yakın biri geldi şey dedi, Gülten Hanım'ı görmenize, veda etmenize izin verdiler dedi. Fakat henüz tutuklu kararı da çıkmamıştı. Biz çıktık yukarıda işte annemi gördük, sarıldık. Avukatlar içeriden işte tutukluluk kararı çıktığını söylediler. Evden Aysel Hanım'ı aldılar. Yani Aysel Hanım hani kaçmadı falan yani öyle bir şey yoktu yani. Herhangi bir yere de gitmiyordu. Evden gözaltına alındı. Sonra da tutuklandı gözaltına süresi geçince falan. Anneme merak etme ya işte bir aya bırakırlar, ilk mahkemede bırakırlar falan bir şey yoktur diye. Böyle tutuklandı. Sonra ben tabii geldim kendisiyle görüştüm. O zaman gayet sağlıklıydı. Bir şeyim yok dedi, merak etme dedi bana. Ben de bir şey yok yani. Benim öyle bir suç unsuru teşkil edecek bir şey yapmadım dedi. Cezaevi tamamladım. İşte 2012'de çıktım. 2012'nin Eylül'ünde. Fegen'de zaten HDP eş genel başkanı olmuştu. Sonra işte o 2016 Kasım'ında o büyük HDP dönük operasyonunda Fegen tutuklandı bu kez. Ve şimdi hala 6,5 yıldır o cezaevinde. Haliyle bizim ilişkimizde böyle İşte devrimci hayatlarının ilişkilerinin tümünde olacak olduğu gibi, çoğunda olduğu gibi böyle cezaevleri araya giriyor, sızıyor. O da hayatımın bir parçası. Ya 1.50 boyunda kadın, tombiş, gri saçlı bir anne yani hani bir devrimci. Meşru bir şekilde, legal bir şekilde seçilmiş bir belediye başkanı. Hiçbir şeye rağmen kaçmamış, yılmamış, vazgeçmemiş bir kadın. Neden korkuyorsunuz? Korktuğunuz şey neydi? Etten duvar oldular. Binlerce zaten koridor, yüzlerce polis de doluydu. Kolluk kuvvetiyle doluydu. Annemin etrafını hemen sardılar. O an, o görüntüyü hiçbir zaman unutmayacağım sanırım. Ve nereye götürdüklerini sormaya başladık. Hani ne oluyor, nereye götüreceksiniz? Ve benim aslında o 5 gün boyunca düşündüğüm gözaltı süresi boyunca... şuydu, annem Diyarbakır'da gözaltına alındı, tutuklanırsa yeniden, hala Diyarbakır cezaevi o zaman faaliyetteydi.
yeniden Diyarbakır cezaevine konulacaktı. Ve bu sembolik olarak büyük bir şeydi. Ve ben bilmiyorum, biz henüz onunla anne kız olarak Diyarbakır cezaevine doğru yüzleşmemizi gerçekleştirmedik. Fakat bir insan olarak, bir hak savunucusu olarak yıllarca bu kadar eziyete maruz kalmış insanın hikayesini dinlediğimden yeniden aynı fiziki koşullara, o mekana dönmesi kızı olarak benim için ağır bir duyguydu. Çok ısrar ettik ve sonunda şey dediler, uzak ve soğuk bir yere götüreceğiz dediler. Ve benim Kandıra yolculuğum başladı aslında. Diyarbakır'da doğdum. 9 kardeşiz. Ortancayım. Ortalama yani Kürdistan koşullarına yetişen, büyüyen bir çocukluğum oldu. Yani aslında hiç çocukluğum olmadı diyebiliriz. Çünkü Kürdistan koşullarına çocuk olmak öyle kolay işler değil. Yani bütün aile okudu. Babamın en büyük, annemin en büyük isteği okumamızdı. Uzun yıllar kamu alanında çalıştım. Yöneticilik yaptım. Sağlık işletmesi master'ı yaptım. Kamu hastanelerinde yöneticilik yaptım uzun yıllar. Sonrasında görevden alındım. Demokratik Toplum Kongresi'nde çalıştım. Tabii 90'lı dönemlerde ilk ses üyesi oldum, dernek üyelerinden, üyeliği yaptım. Sonra sendika kuruldu, sendika ilk üyelerinden oldum. Yöneticilik, şube yöneticiliği yaptım Diyarbakır'da. İnsan hakları konusunda çalışmalar yürüttüm. Sonrasında görevden alındım ve istifa ettim. Aktif siyasete katıldım. İki çocuğum var, iki kız annesiyim. Ailemi tabii ki orada bırakıp geldim. Çoğu zaman zor olsa da ama bu mücadeleye girerken her şeyi göze alarak gelmiştim. ...90 yıldır eşkıyayla mücadele, şakiyle mücadele, isyancıyla mücadele, teröristle mücadele adı altında bir halkla mücadele ediyorsunuz. Bir halkı katlediyorsunuz. Kürt halkını ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. İnsanlar Mars'ta yeni hayat inşa etmeye çabasını sürerken ben hala size Kürt olduğumu anlatmaya çalışıyorum. Dilimin olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Tarihimin olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bir benliğimin olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Çocukların ölmemesi için anlatmaya çalışıyorum. Ama siz halen bana sen yoksun diyorsun. Senin çocuğun yoktur, senin dilin yoktur, senin coğrafyan yoktur, senin kimliğin yoktur. Ve çeyrek yüzyıllık bu harbi bitirelim. Ortada zorunlu ve kaçınılmaz olan bir durum yoktur. Ortada bin yıllık tarihi bir ortaklığın, kardeşliğin, demokratik bir cumhuriyette barış içinde yaşama sorunu vardır. Silahlanmanın, çatışmaların, ölme ve öldürmenin bütçesini reddediyoruz. Figen, bildiğimiz Adanalı yani onu en karakteristik özelliği Adanalı. Onun genel olarak aile çevresi ilişkileri, akrabalık ilişkileri genellikle işte yani milliyetçi duygularında güçlü olduğu bir sosyal çevre. Babası keza yani öyle. Fakat şöyle bir şey var, babası çok okuyan, yani kitaplara çok haşır neşir bir insan yani öyle bir kültür birikim olmuş. Figen o çocukluk döneminde babasının kütüphanesinde paşineşme olmuş. Çok okumuş yani. Hani incelemiş, araştırmış, okumuş. O Figen için önemli bir şeydi. Tabii belki hani o şey hem içinde bulunduğu sosyal ortamın
İşte yani o geleneksel ve milliyetçi yani şeyler ilişkilerinden ben kurtulmak istemek. Özgürleşme istemi mesela öyledir. Yani Figen'i özgürlüğe çok düşkün. Yani o temel niteliği onun gençliğinin ilk dönemlerinde politik mücadeleye atılmasında ve bir bakım ailesinden kopmasında çok önemli bir rol oynuyor. Babamın oradaki görevi nedeniyle. Sonra Elazığ'a gelmişiz. Aslında kökenimiz Dersim. Sonra ben üniversiteyi kazanınca, İstanbul'a gelince evi de getirdim buraya. Aysel Hanım da hukuk fakültesini kazandı. Aysel Hanım'ın yaşamında çocukluğuyla beraber iki önemli olay oldu. Yani bunları kişiliğini etkileyen olaylar. Babamı kaybettik. Ben 8 yaşındaydım. Aysel Hanım da 5 yaşındaydı o zaman. Babasız büyüdü Aysel. Ben de çok az hissettim babamı yani. Hemen akabinde işte bir 10 sene sonra da abimi kaybetti Aysel Hanım. Yani bunları Aysel Hanım küçük yaşlarda yaşadı. O hüzün onun üstüne çöktü o zaman yani. Ya İstanbul'da doğdum ben. İşte annem babam tabii devrimcilik yıllarında, gazetecilik yıllarında İstanbul'da yaşadıkları için. 90'lar boyunca çocukluğum İstanbul'a geçti. İşte siyaset bilimi okudum. Annemle en büyük tabii tartışmalarımızdan biri buydu üniversite tercihlerinde. O benim avukat olmamı istiyordu. Ve ben hani çok genç olmama rağmen şey konusunda çok netim. Ben bu ülkede avukat olamam diye. Çünkü şey çok ciddi bir psikolojik güç gerektiriyor. Çünkü seni hak mücadeleni asla tanımayan bir sistem var karşında. Adaletin olmadığı. Annem zaten 18, 16, 17 yaşından beri devrimcilik yapan bir insan. Yani işte 12 Eylül darbesinde, faşist darbesinde de Diyarbakır'da üniversite öğrencisiyken tutuklanmıştı. Diyarbakır cezaevinde çok ağır işkencelere yıllarca maruz bırakıldı. Fakat buna rağmen hiçbir zaman yılmamış, pes etmemiş ve demokratik siyaset yapmaktan geri durmamış ve devam etmiş. Yani çok uzun yıllar gazetecilik yapmış. Dolayısıyla da ama işte devrimci bir kadının çocuğu olmak tabii ki zorlayıcı olabiliyor. Bazen çocuklar annelerini babalarını göremeden yetiştikleri için böyle bir tepkisel yaklaşabiliyorlar. Hiçbir zaman öyle olmadı çünkü her zaman çok böyle eşit bir ilişki kurduk. Türkiye gibi bu kadar antidemokratik bir sistemde hele ki muhalif, Kürt ve devrimci bir siyasetçi olmak, bir kadın olmak, Alevi olmak, Kürt olmak çok zorlayıcı bir şey. Dolayısıyla sistem var gücüyle her manada üstüne gidiyor. Berlin'de binlerce kadın bir araya gelmesi inanılmaz güzel. Tabii ki burada Jinjiyan Azadi sloganının atılmış olması Dünya Kadın Hareketi'nin derinin içinde olan Kürt Kadın Hareketi'nin öncülüğüyle gelişti. Ve bu öncülük yapanlar katledildiler, cezaevine girdiler, sürgün oldular ama vazgeçmediler. Ve bugün büyük bir devasa bir kadın ordusuna, kadın alanına dönüştü. Bu yüzden çok gururluyum, çok gururluyuz ve hep bu mücadelemiz her yerde, her zaman sürecek. Var ya ne kadar güzel değil mi? Ve hepsinde baksana hepsi Jinjiyan Azadi şeyi var. Hepsi sakinelerin şeyini taşıyor, pankartını taşıyor. İnanılmaz güzel bir şey ya. Bu mücadele ne kadar güzel, ne kadar büyüdü. Söke'de doğdum ben, Aydın'da. Atılım Gazetesi'nde çalışmaya başladım 90'ların ortasından itibaren. Uzun yıllarda gazetecilik yaptım. Figen'de sanırım 97-98 falan olması lazım. O zaman Gençlik Dergisi'nde çalışmaya başladı. Özgür Gençlik Dergisi'nde. Kısa sonra Atılım'da çalışmaya başladı yayın kurulunda. Tanışmamız onunla. Oradan başladı. Dostluğumuz, arkadaşlığımız da
Oradan başladı. Daha sonra bu işte bir hayat arkadaşlığına dönüştü. Onun dışında nasıl gidiyor günleriniz? Nasıl geçiyor böyle? Ya valla ben işe gidiyorsun. İşe gidiyorum. Yani mecbur sabah çıkıyorum. Evet. Aysel Hanım'ın bir yardımcısı var. Hı-hı. Bir hanım evet. arkadaş. Evet. Yani sigortalı olarak çalışıyor evet. bizde. Evet, mecbur kaldık bu çünkü hani cezaevinden sonra biraz daha böyle düzenli şeye girsin diye yaptık aslında. Aysel Hanım hani böyle şeyin ev işlerini zaten Aysel Hanım yapıyor. Mesela evet. Evde bulaşıkları Aysel Hanım yıkıyor. Evet. Evet, ben bütün şeyleri bana yaptırıyordu. Bütün her şeyi yani elimizden geldiğince Aysel Hanım'ın üstüne yığıyoruz. Yani. Ondan sonra işte daha kitap okumaya başlayamadı evet Aysel ya. Hanım. Ama başlayacağız. Evet. Yani böyle karşılıklı sesli bir takım şey okumalar çok falan yapabilirsek çok iyi olacak. Çok şey oldu. Evet. Onu terk etmiş onu yani. Hiç yapmak istiyorum onu. Başka iyi ya, akşam işte televizyon. Sonra biz eskilerden konuşuyoruz. Evet. Ben çocukken ona yaptıklarım. Evet. Bir kere havuza atmıştım. Tabii. Resmen attım havuza, babaannem kurtardı. Vallahi. Yani o zaman ben bu günleri bir görerek belki de yaptım bu havuza atma işini. Attı beni. Hani atalım ama. Kurtulalım diye ama olmadı. Bizi leğende yıkıyorlardı o zaman. Evet. İkimiz de. Evet. O zaman havuzun kenarında bizim Elazığ'da, Harput'ta bir bağımız vardı. Evet ya. Büyük, çok büyüktü ama. Havuzun başında su ısıtılıyor ve çocukları orada yıkıyorlardı. Hı-hı. İşte bizim ikimizi de aynı leğene koymuşlar. Hı-hı. Bu da tabii ikide bir bana şey yapıyor, vuruyor öbür tarafa, bu tarafa. Ya git falan filan dedim ben. Tam da havuzun kenarında olduğu için havuza düştü. Hı-hı. Babaannemin boyu 1.50 falandır herhalde. 1.50-1.55. Havuzun boyu da 1.65-1.70. Babaannem atladı. Evet. Diğerleri ellerini şeylere vurdular, ağlamalar, sızlamalar falan. Babaannem atladı, çıkarttı. Bu sefer babaannemi kurtarmaya çalışıyoruz. Ama çok güzel ya yer. Evimiz orası ya, çok vallahi. Öyle güzel bir evet. yer ki. Kendini hem bilinçli olarak, bir ideolojik teorik olarak ona çok yakınlaşmıştır. Hem de işte politik yaşamının görevleri içinde pratik bakımdan ve HDP eş genel başkanlığı döneminde de Kürt mücadelesinin, Kürt halkının özgürlük taleplerinin çok kararlı, çok derin bir bilince sahip savunucusu, onların bir neferi diyebilirim. Hani bu mücadelenin bir neferi, Kürt halkının özgürlük mücadelesi Figen'in politik hayatında çok önemli bir çizgidir. Yani bir Türk, Adanalı bir Türk aile kültüründen gelmiş bir kadın kimliğin Kürtlerle kurduğu dolayısız, amasız, fakatsız ilişki ve bunun her türlü bedelini göze alması o büyük sevginin kaynağı. Bu hem Figen'e çok, her zaman çok büyük güç vermiştir. Genç yan azadi! Genç yan azadi! Genç yan azadi!
Dalga geçiyorsun herhalde. Aha. Aha. Bak bunu son görüntüde kullan böyle, tamam mı? Şimdi tabii şanssızlık şu, yani anneme olan bağlılığı, annemin ona olan bağlılığı. Yani ben çünkü çok uzak kaldım annemden ama Aysel Hanım ve annem ayrılmadılar. Öyle olunca annem ciddi bir çöküntü yaşadı. Yani annem mesela normal, dinç bir yapısı varken Aysel Hanım'ın birinci mahkeme değil, ikinci mahkemeden sonra annemin şeyinde bir çöküntü oldu. Yani umudunu kaybetti herhalde. Aysel Hanım da ona aynı tepkiyle karşılık verdi. Yani annem bunun yüzünden çöküntü yaşıyor. Aysel Hanım da annemin bu üzüntüsünden dolayı çöküntü yaşıyor. Tabii işte annemin ölümüyle beraber çok ciddi bir travma yaşadı. Ben de yaşadım ama yani sanki böyle inmiş gibi bir şey oldu bende de. Ama herhalde ben onu atlattım yaşamım itibariyle, işmiş falan. O cezaevinde olduğu için, tabii bunlar bizim tahminimiz ki doktorlar da öyle söylüyor, bir travmayı iyice içine sindirdi. Alo. Alo. Selam Gülsün abim, nasılsın? İyi misin? çok teşekkürler. Şimdi Kandıra doğru yola çıkıyorum ben. Yılbaşı öncesi bir görüş yapacağız. Selamlarınızı söylerim. Bu gidişimiz tam yılbaşına denk geldi. Yılbaşının hemen öncesine. Onun tabii bir şeyi var, bir özel bir anlamı var. Yeni yıl öncesinde daha işte güzel, daha mutlu, daha özgür bir dünya için mücadele eden insanlar olarak bu temelimizi paylaşacağız. Karşılıklı. Onun özel bir şeyi var, anlamı var. Bir heyecanı var. Yani bir araya geldiğimizde, birbirimizi gördüğümüzde, gözlerimizin içine baktığımızda çok şey taşıyoruz. Ve tabii bu merak aynı zamanda heyecan bir tabii umudu da yani taşıyor içinde. Her zaman onu da paylaşıyoruz. Bugün hala annem Diyarbakır cezaevinde o gün kaldığı için, tutuklu olduğu için sanki kendi iradesiyle tutuklanmış gibi suçlanıyor. Anneme yöneltilen bugünkü dava dosyasındaki suçlamalardan biri de bu Sakine Cansız'la aynı koğuşta olmuş olmak. 12 Eylül'de Diyarbakır cezaevinde tutuklu olmuş olmak. Dilerim bundan sonraki süreçte bunları daha fazla konuşabiliriz. Şimdi Diyarbakır cezaevini müze yapmak istiyorlarmış. Ve annem hala tutuklu. Annem hala tutuklu. Yani annemi tutuklayan hükümet şu anda Diyarbakır cezaevini müze yapmak istiyor. Bu da ironik. Mesela 25 yıl olan bir dava var. 20 yılla yargılandığım dava var. 10 yıl var, 5 yıl var, 7 yıl var. Ve bunun gibi çokça davalar var. Ama mekanizma, hukuk mekanizması olmadığı için, adalet mekanizması olmadığı için buna dair bir güvenim de olmadığı için çıkmak zorunda kaldım. Birkaç yılda bulunduğumuz koşullar, rejim, karşı karşıya kaldığımız hukuksuzluk, adaletsizlik çok derin. Hani böyle umut derken çok böyle
boş bir iyimserlik de değil bu. Neyle karşı karşı olduğumuzu biliyoruz. İşte en azından 6 yıldır her şeyle açık bir kumpas davası, iddianame bile hukuk adına ne varsa hayatı rahatlandı bir şeyle izahinde tutuluyor. Genel Başkan ve başkaları, eş başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız. Ama biz bunun değişimine inanıyoruz tabii ki. Yani şeyimiz bu, umudumuzun kaynağı bu. Hemen her hafta belli ihtiyaçları taşıyoruz. Yani bu kıyafet oluyor, elbise, kıyafet, ayakkabı, kitaplar oluyor yaygın olarak. Onları temin etmeye çalışıyoruz. Son yıllarda bütün siyasi mahpusların dosyalarını, ailelerini ve kendilerini çok uzak, birbirine uzak şehirlere götürüyorlar. İkinci bir cezalandırma yöntemi olarak bunu kullanıyorlar aslında. Avukatlarla dosyanın olduğu mahkeme ve müvekkilleri birbirlerine kolayca iletişim kurup savunmalarını takip edemesinler diye de yaptıkları bir şey. Annemin dosyası sonuç olarak Malatya'dan alındı ve Kobe'nin dosyasına, havuz dosya dedikleri şeye birleştirildi. Yüzden fazla Kürt siyasetçinin yargılandığı ana bir davaya dönüştürüldü. Fakat annemin istinat edilen suçlar arasında işte Nevroz'da 25 Kasım'da 8 Mart'ta yaptığı konuşmalar aslında bütün siyasi hayatı boyunca işte açık, kamusal, herkesin önünde, herkesle beraber yanında yaptığı konuşmalardan yargılanıyor. Dolayısıyla bütün Kürt siyasetçilerin öyle ama hani ben daha özel olarak annemin dosyasına hakim olduğum için rahatlıkla söyleyebilirim ki tamamen ifade özgürlüğüyle ilgili bir tartışma yürütüyoruz biz hala Türkiye'de. Hatta ben şey diyordum işte zaman zaman açık görüşlere ilk yıllarda gittiğimizde onları hepsini aynı salonda görüşe çıkarıyorlardı. Ve parti kongresi gibi oluyordu. Çünkü aslında bir dönem hatta hemen hemen Kürt siyasi hareketinin geleneğinin bütün siyasi partilerin kadın eş başkanları tutukluydu ve hepsi oradaydı. Bu da çok sembolik bir şeydi aslında. Yani evet Kürt siyasi hareketinin Kürt halkının üstüne politik olarak siyaseten gidiliyor. Ama o siyasetin içerisinde Kürt kadınlara daha büyük bir öfke ve sistematik bir yaklaşım söz konusuydu. Onu orada çok somut bir şekilde görebiliyordunuz ama hiçbirinin neşesini, umudunu kıramadılar. Çok coşkulu geçiyordu ilk yıllarda. Her zaman olduğu gibi keyifli. Evet. Çok keyifliydi. Tabii yılbaşı ondan dışında beletler varmış. Size çok çok selam söyledi. Selam. Sevgilerini söyledi. Özellikle. Öyle. Ya yüzünüz gülüyor. Valla hep öyle oluyor. Yüzümüz gülüyor. Bir de baş ağrısı oluyor. Onu ben neden bilmiyorum. Her şeyden sonra arkadaşım böyle enteresan bir şekilde. Baş ağrısı oluyor. Herhalde yoğunlaşma ile ilgili bir şey sanırım. İyi de yani görmek, sarılmak, konuşmak güzel bir şey. Şimdi Goebbels'in yerine yeni bir çakma Goebbels oluştu. Nasıl Goebbels bugün lanetle anılıyorsa bugünkü Türkiye'nin faşist sistemi de böyle anılacak. Buna hiç kimsenin kuşkusu olmayacak. Şu an bir Kürt'üm, bir Aleviyim, bir Ermeniyim demek bizim nasıl bir mücadelemizin ana öznesiyse, yani bunun bir övünç değil, bunun bir üstünlük değil, var olan bir kimliği sahiplenme adına söylediğimiz bir şey. Ve biz bu perspektifle zaten
politikamızı yürütüyoruz. Ondan dolayı arkadaşlarımız cezaevinde. Ondan dolayı biz buradayız. Öyle veya böyle bu duvarlar yıkılacak. Burada yıkıldı gibi. Biz bunu göreceğiz. Mutlaka göreceğiz. Aslında yıkıldı da biraz daha zamana ihtiyacımız var. Ve o hapishane duvarlarını da yıkacağız. O Rojava etrafında çevrilen duvarları da yıkacağız. Tabii zar zor geliyordu. Annem yürüyemiyordu. Yani tekerlekli sandalyedeydi. Aysel Hanım da buna üzülüyordu tabii. İşte o şeyden geçirirken falan mesela kucaklayarak, işte arkadaşların yakınları falan kucaklayarak o turnikelerden geçiriyorlarmış falan annemi. Aysel Hanım da bunu tabii ya gelme falan diyor ama gelmemezlik yapmıyor tabii yani şey annem. Sağ olsun avukatlar falan onu arabayla getiriyorlardı. Ben geldiğinde de ayrıca ben görüşüyordum ki hani ikimiz aynı şeye yapmaz. Bir türlü denk getiremedik ikimiz beraber gidelim diye. Annemin ölümüyle beraber o şok şeyi atlatamadım. Figen'in cezaevi yaşamında Aysel yoldaşımızın, Aysel torunun çok özel bir yeri var. Hem Aysel'in rahatsızlığından önceki dönemler bakımından, yani annesini kaybetme dönemindeki büyük dayanışmaları, sonra Aysel yoldaşımızın işte yakalandığı hastalığın getirdiği sorunlarla baş etme bakımından Kanada'daki bütün kadın yoldaşlarımız dahil olmak üzere Figen de, ama sanırım yani Figen'le çok özel bir ilişki doğdu. Ben buna her bakımdan tanıklık ettim yani. Hem işte görüşlere gittiğimde zaten beraber çıkıyorduk. Aysel de geliyordu. Orada yani bunları paylaşıyorduk, görüyordum. Hem anlatımlar oluyordu. Şimdi Aysel dışarıda. Hani ben gidiyorum, görüyorum. Bakın ben çevik müdürüyüm. Lütfen buradan ayrılın. Yalnız sizden ricamı sorun. Size yakışır mı şimdi? Abi protesto da edin. Size yakışan, yakışan şekilde. Bizim de isteğimiz var. O da 3-5 tane eksik erkek konuşup da buradan trenin yanını sıkmasın. Birkaç tanesinde sallama var. Haberiniz olsun. Al bunu. Al bunu da PKK istemiyoruz. Sizin ananızı avradınız olsun. Ama sus. Bırak lan. Sizin takım ya. On başkanı. Adam alakası. Siz bu bir mahvol nasıl çıkacak? O mezardan. Siz de buradayız. Biz hep buradayız. Sabaha kadar buradayız. Ne sabaha? Komiserim. Asıl şey annemi kaybetmesidir. Sonra cenazede de bir takım olaylar oldu. Adamın biri geldi, ben de mezar başladı. Daha yeni kapatmıştık mezarı yani. Dedi buraya gömemezsiniz falan filan dedi. Avukatımız var Kenan Bey, o da yanımızdaydı. Nasıl gömemeyiz ya falan dedim ben. Ne diyorsun sen falan. Mezarın sahibi benim dedim, bana gel dedim böyle. Şey gibi konuşuyor, geniş konuşuyor falan. Bana gel dedim falan dedim. Mezarın sahibi benim dedim. O sırada Kenan Bey'e baktım. Ya ne diyor bu dedi. İzin almadınız mı dedim falan. Yok ya aldık dedi falan. Öyle kafasını sayıp ben adama döndüm. Gel lan buraya hani biraz daha sertleşeyim falan diye adam kayboldu. O sırada sesler gelmeye başladı. Sloganlar atılıyor bilmem. Yani buradan bilmem. Yoksa biz can korkusu bilmem ne falan filan. İnanın belki hani gelip dayansaydı hissederdim ama hiç aklıma gelmedi yani. Yani ben mezarın başında öyleyim yani. O sırada işte milletvekilleri falan onlar devreye girdiler. Telefonlar açıldı bilmem ne. Aysel Hanım'ın bir sesini duydum sadece. Burada da mı rahat bırakmıyorsunuz? Arabanın içinden bağırıyordu. Onu Aysel Hanım'ı cezaevi aracın içinde tutuyorlardı falan. Zaten de geç de getirdiler yani. O da Aysel Hanım'a çok kötü yaptı yani. Ben ikinci görüşe gittiğimde, o cenazeden sonraki görüşe gittiğimde biraz ağladık beraber falan yani.
gidiş gelişlerimizde dayanışıyoruz bütün ailelerle. 7 yıldır sürekli aynı yolu gidiyoruz. Ben elimden geldiğince her hafta görüşlerine gitmeye çalışıyorum. Tutukluların, siyasi mahpusların özel olarak dışarıdan gelen görüşçülerinin hep söylenirdi de bunu kendim deneyimleyince tabii bir kez daha anladım iyice. Görüşçü olmak mahpus birine çok önemli bir şey. Çünkü onun sürekli politik olarak, kültürel olarak, sosyal olarak dışarıdan beslenmeye ihtiyaçları var. Nitekim sistemde zaten bu beslenmeyi kesmek için çeşitli yollarla kısıtlamalar, yasaklamalar getiriyorlar. İşte yaklaşık 2-3 yıldır Yeni Yaşam Gazetesi, Evrensel Gazetesi, Alternatif ve Muhalif Gazeteler, Kürt basın, sol gelenekten gelen basının gazeteleri, üretimleri cezaevine, Kandıra cezaevine izin verilmiyor mesela, sokulmuyor. Onlar annem kendi yazdığı köşe yazılarını bile, verdiği röportajları bile okuyamıyor. Bazı kitaplar hala işte yasaklanıyor. Bir süre hatta 2 yıl kadar şeye direttiler. 2 ayda 3 kitap hakkınız var diye. Çünkü ben böyle haftada 8-10 kitap götürüyordum anneme. İnanılmaz bir aynı anda 3 farklı kitap okuyor. Çünkü işte sabah okuduğu bir kitap işte daha roman, edebi şeyler okuyor. İşte öğlen daha feminist teori okuyor. Akşamları da Kürt siyasi tarihiyle ilgili atıyorum böyle. Hani kendini örgütlemiş ve gününde zamanları ayırmış ve eş zamanlı olarak çok yoğun okumalar yapıyordu. Sonuçta bu insanlar siyasetçiler, entelektüeller, o açlık ve o birikim devam ediyor. Bunu gördükleri için de buna da kısıtlama getirmeye çalıştılar. Bununla ilgili çok mücadeleler verdik. Alo. Alo, merhaba başkan, nasılsınız? Merhaba, merhaba, sağ ol. Sen nasılsın, iyi misin? Sibel Vekili, iyi misin? Valla işte güzel. Biz de böyle buradan oraya, oradan buraya kendi içimize bir köprü olmaya çalışıyoruz. Ne güzel yapıyorsunuz. Değil misin? Figen başkanım nasıl? Valla Figen, daha yeni gördüğüm şey vardı. Bayram açık görüşü vardı, pazartesi günü. Gördük. Evet. Çok çok selamları var dışarıya, herkese. Sizlere de tabii. Bütün zorlukları aşarız diyorlar. Aşacağız diyorlar. Kadının gücünü görecekler bu seçimde. Evet, evet. Tabii. Ama hakikaten. Kadınlar. Evet. Bu başka yolu yok. Gülten Başkan'ı göremedim. Ayrılıyorlar yani. Şimdi aynı koridorda kalmakları için. Bir de şöyle bir şey var. Her gittiğinde hakikaten bir şey. Yeni bir elbise yapıyor. Gene bir üzerinde çok güzel bir şey gördüm. Aa dedim, ne güzelmiş, kim göndermiş falan filan dedim. Dedi ki ben yaptım dedi, ne göndermesi falan dedi. Öyle. Yani maliyetleri artıyor hepsinin. Çok öğretik bir saygılarımı iletirseniz çok sevinirim. Muhakkak. Telefonla görüşürsünüz mutlaka. Muhakkak, muhakkak. Onun şansında bütün arkadaşlarımıza. Tamam. En kısa zamanda bir arada olacağınıza inançımla rica etsin, selamlıyorum. Evet, çalıştığım yer. Evet. Burayı seviyorum ama burası gerçekten iyi işler yapıyor. Evet. Şuna koyabilir miyiz? Gerçekten mi? Evet. Gözaltına odalarını mı görüyorsun? Evet, aynen buradan görünüyor. Hani hangi kat? Şu birisi çalışıyor ya, üstten ikinci katta falan. Beyaz, siyah yelekli olan. Aynen orada böyle bazen. İşkence bile yapıyorlar mı? Yok, onu yok, görmedim yani. Orası ifade alma yeridir o zaman. Herhalde öyle. Bak biri daha oturuyor. Dürbünümüz olsaydı iyiydi. Ne yapıyorsunuz diyorum? İyi yıllar. Teşekkür ederim. Sana da iyi yıllar. Ne yapıyorsunuz? Şunuz yok, çoğu yok. Bu sefer tekim ha. Bana iyi yıllar mı değil mi? Emin değilim vallahi. Bazım ağrıyor sesim. Sesim hortum. Yok, gayet güzel geliyor ya sesin. Dün gece ama biraz böyle arkadaşlara şarkı mankı falan söyledim. Öyle mi? Heyecandan. Sesim işte çok yüksek çıkınca gidiyor artık. Öyle. Niye bir yere gitmedin? Ya ne bileyim yani. Pek gitmek istemedim ya. Hani öyle. Siz ne yaptınız? Şarkılar, türküler tabii değil mi? Vallahi biz ne yaptık? Öyle çok orijinal değildi ya. Kendimize içeri yemek bombası yaptık. İyi güzel.
Ya ondan istediğim şeyler vardı. Serhat sana da söylemiştim ya. Onları bir toparlıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Ezden mi? Hayır, sana da söylemiştim ya. Bu HDP'nin HDK'nin kuruluş dönemi. Ha tabii tabii, yok yok. Kareler, etkili. Tamam. Bunların bu IŞİD'lerle ilgili, IŞİD operasyonlarıyla ilgili haberler istemiştim. Tamam, onların hepsini ben ilettim. Sorayım tekrar. Ece'ye ilettim. Ece özel olarak takip edecekti. Ben hepsini hazırlarım diye işte bana. Ece evet yani. Hı-hı. Ece onlardan bir şey yaparsa. Tamam. Kolaj yaparsa. Tamam. İyi olur. Şu an durumlar nasıl? Ne hissediyorsun? Yasin evet, yani bir defa vakfa yaşattım Karoza Rüksem Vakfı'na, senin için aslında çok teşekkür ediyorum. Gerçekten desteğiniz ve danışmanız çok güzeldi ve halen devam ediyor. İlk geldiğim zamanlardaki süreçte şimdiki arasında tabii ki böyle bir farklılıklar var ama ana duygu çok değişmedi yani. Yine göçmensin, o zaman da göçmendik, şimdi de göçmeniz. O zaman da bir aidiyet duygum yoktu, şimdi de yok ama biraz daha kolaylaştırıcı zeminlerim oldu. Biraz daha dili öğrenmek, işte tekrar yeniden hani bazı ehliyet almak vesaire. Ve hani hatırlarsan en son yapmış olduğumuz o cezaeviyle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar beni burada daha manen rahatlattı. Tarihin garip cilvesi, mülteci komisyonunda çalışıyordum. Kim bilir bir gün, kim düşünürdü ki bir gün ben de mülteci olacağım. Hani orada yaşadıklarımız çok büyük, savaş koşulları. Ama o savaş orada kalmadı. O savaş senin yüreğinle geliyor, kalbinle geliyor, beyninle geliyor. O insanlar, o acıları, o annelerin yaşadığı acıları sen yanında taşıyorsun yani. Şimdi ben cezaevinde değilim ama cezaevinde olabilirdim ve cezaevinde o değilim diye. Onlara karşı sorumluluklarım var yani. Cezaevinde olmadığım için bir defa onların sesini duyma gibi bir sorumluluğum var. Yoksa Türkiye'de olsa ben de cezaevindeydim. Gözlerim kara bulutlarla dolup da taşamayan şu gökyüzü gibiyse suç kimde? Damla düşmüyor, çoktandır kurumuş, unutulmuş vicdanın kör kuyusuna. Adına insanlık deniyor şimdi, o kanı çekilmiş iskeletin. Kabil'i kör kuyuya gömen Kabil hikayesi, kardeşlik dediğim. Ama şimdi sırası değil, şimşekleri bekle gözlerim. Bulutları tut içinde, gökkuşağına haber et, matene sarıl şimdilik. Nasıl olsa yağmur hayadı. Çok güzel oldu. Aa, çok güzel oldu. Yeni yıl armağanı gibi oldu. Tamam canım. Ben de çok öpüyorum, kucaklıyorum. Herkese çok çok selamlar, sevgiler. Yeni yılınız kutlu olsun. Başım üstüne canım ya. Görüşürüz. Birazdan bitecek. Tamam. Anladım, tamam. 10 dakika ya. Evet, hemen kapandı ya böyle. 10 dakika ya, hepsi vallahi işte yani insan yetmiyor hiçbir şeye. Zulüm. Zulüm devam ediyor. Böyle. Güzel okudun. Ha? Yok. Ha, ben de çok güzel. Bana orada Gülten Hanım söyledi, dedi. Ya kolu yaralı olsa saralım yarasını, sırtımızda taşıyalım. Dedi Alaaddin, bu öyle böyle değil dedi. Yani bu başka bir şey dedi. Biz o başka bir şeyin ne olduğunu Aysel Hanım çıktığında anladık. İyice yerleşmesini istedi bana göre. Benim yorumum öyle yani. Hani ne var ne yok bilmiyorum. Aysel Hanım'ın gerçekten politik kapasitesini ben bilmiyorum gerçekten. Herhalde dedi bunu tam... Hastalık iyice yerleşsin, bu artık iş göremez hale gelsin, ondan sonra bırakalım. Ve öyle oldum. Her görüşe gitmek 7 yıl olmasına rağmen benim için her gün, her hafta yeni bir heyecan aslında. Resmen ders çalışarak gidiyorum işte. Muhakkak 1-2 gün öncesinden işte yeni kitapçıları geziyorum, yeni çıkan kitaplara bakıyorum, işler derleyip götürmeye çalışıyorum. Dünyadan, Türkiye'den basını takip ediyorum, bir şey yani. Ve onunla orada yaptığım her görüş benim için aslında bir siyaset okulu. Yani inanılmaz deneyim, birikim, aktarım oluyor. Ben de çok fazla şey öğreniyorum.
Avrupa'da yaşayacağım aklım ucundan geçmezdi. Çünkü gelip 2 gün 3 gün kaldığım çalışmalarım oldu, programlarım oldu, dönemler oldu ama böyle bir hep dönme, hemen bir an önce bitirip dönme motivasyonu çok şeydi. Ahmetlerin böyle bir şeyi var yani, ülke, şehrini çok severler. Böyle bir özel bir duygusu var aslında, belki de onun getirdiği bir şey. Fakat buraya geldikten sonra ben bir süre bekledim yani gitme konusunda hep, her gün uçak bileti bakıyordum. Ve küçük bir valize geldim, o valizime de hep bakardım bununla nasıl gideceğim diye. Aldım birkaç parça valize, sığar mı sığmaz mı? Bazen onu da düşündüğüm anlar oldu yani. Olmazsa bir tane daha valize alırım diyordum işte. İşte giderken bunu götürürüm, bunu anneme bunu alırım, kızıma bunu alırım, böyle küçük küçük şeyler. Biriktirdim de aslında. Ama sonra gidemedim. Eskiden yakılacak kadınlar varmış. Yıkılacak duvarlar var şimdi. Solgun ömürlerin her sayfasında yıkılacak duvarlar hikayesi. Güneş ateşini dağların yarasına bastırıp söndürürken, evlerin çatısına kurşuni katmerleriyle çöker gece. Evinin kadınları akşam pazarlarından döner ve merhamet geçirmez duvarlara. Kim bilir kaçıncı kez ölmek istemeyen bir kadının çığlığı çarpar. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok mutluyuz. Çok teşekkürler. Çok kısa bir şey söyler misiniz Aysel Hanım? Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Hani diyor ya, ya baş yiyeceksiniz ya baş vereceksiniz. Bizim baş verdiğimiz doğrudur. Ama tarih de biliyor ki hiç baş eğmedik, hiç de eğmeyiz. Birileri bize diyor ki kök salmanıza izin vermeyeceğiz. Neyin kök salması? Neyin kök salması? Biz tamam, bu topraklarda bin yıllardan beri varız. Köklerimiz o kayaların, o taşların, cudinin, kabarın, ağrının, muzurun ta en derinliklerindedir. Buradayız. Tarihten beri varız. Bundan sonra da var olacağız. Neyin kök salmasıdır? Köklerimiz burada zaten. Atalarımız burada, dedelerimiz burada, mezarımız burada, dilimiz burada, kültürümüz burada. Neyin kök salmasına izin vermiyorsunuz siz ya? Haddinize mi ya? Bu ne biçim cümleler ya? Bu cümleleri kuranlar utansınlar. Bu cümleleri kuranlar bu ülkede bin yıllardan beri bu topraklarda yaşayan Kürt halkının varlığını inkar eden zihniyetin bugünkü göstergesidir.